Merhaba. Ee, bugün ne konuşalım ne konuşalım derken hani lige bakalım bak Fener Beşiktaş enteresan maçlar Trabzon var. Ali dedi ki ya başver abi dedi ya. Bizim dedi e, asıl şenlik. yurt dışında ha, asıl şenlik yurt dışında oynayan e, Türk oyuncular. Onlar oynuyorlar. Bizim burada oynayan yok. Dedi. Şen de Türkiye şen Yani milli takım için <laughs> yükleniyor. %99 evet. oranda yüklendi. Euro 2020 sırf Finallere kalmadı Finallerde de bir şey yapabileceğin oyuncular. Takım iskeleti. Bunlar başka bir kuşak. Bunlar çok güzel bir Şenol kuşak. Şenol'a derken Şenol Hoca'dan mı bahsediyorsun? Yok etmiyordum ama Aha. ondan da ediyorum. <laughs> Şimdi... Çünkü neden? Milli takımda hani bizde hep şey tartışma var ya. Bunları boş ver. Gençler oynayacaksın sırf. Abi aynı anda 11 genç oynatınca başarılı olan takım yok. Mesela Hollanda'nın Kuman yönetiminde tekrar yükselişinde Dion, de Delik ya. Onu var ama yani... bir yandan böyle babel de var. Ama Alicim onu söyleyen hepsini bütün 11 kişi oynatın demiyor ki. Türkiye'de genç oyuncular oynayamıyor, yani kendilerini yok, tamam. gösteremiyorlar. E vallahi, ben böyle takım bir gerçek için. var. Milli Bak, takım için Ha söyledim. milli takım için konuşuyor. Yani milli takım aynı anda orada da zor şey olur. Tabii Orada zaman. da zor. Yani hani kendilerini gösterebilecek bir alan bulamıyorlar. Kendi takımlarında o alanı bulmaları lazım ki milli takıma gelebilsinler. Milli takıma gelemiyorlar ki yurt dışına gitmeleri lazım. Orada oradan milli takıma gelebiliyorlar anca Tabii ki Türkiye biz Falcao'yu bekliyoruz. Gelse de oynasa diye. Genç oyuncuyla falan işimiz yok. Cengiz Ünder Başakşehir'de de çok iyi oynuyordu ki o sezonun şampiyon bitiren Beşiktaş'a karşı iki maçta da müthiş oynadı ve Cengiz Ünder'i tercih etme sebebi Roma'nın şöyle. Beşiktaş şampiyon iyi gidiyor. İşte mesela Cenk Tosun falan o sürecin sonunda normaldeki bonservis bedelinin neredeyse iki katına şey işte Everton'a transfer oldu. Bakarken insanlar Türkiye Ligi'ndeki performansa değil sırf Şampiyon Ligi'ni kriter alıyorlar. Mesela Başakşehir'de Cengiz'in dikkat çekmesinin sebebi Şampiyon Ligi'ndeki Beşiktaş'a karşı iki maçta da şahane oynaması, gol atması, eksiksiz oyun sergilemesi ve böyle İtalya Serie A'nın güçlü ekibine Roma'nın yolu açıldı ama bu çocuklar başka türlü yetişti. Fuat abi en büyük fark şu. Gerçekten bunu söylemek zorundayım. Eski kuşakta da çok iyi insanlar, çok sevdiğimiz abiler, falan var. Mesela Tugay abiler falan ki en son onlar zaten Premier Lig'de aynı hafta iki Türk'ün gol attı. Tugay abiyle bir Tuncay. Hı hı. hani aralarında tabi yaş farkı var ama Tuncayların kuşakta çok yetenekli oyuncumuz olmasına rağmen çok az oyuncumuz yurt dışında başarılı oldu. Hı hı. Bunda en büyük sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Aradaki bir kuşak farkı. Örnek Yusuf Yazıcı ilk kez Trabzonspor'da forma giydi. Ben hakikaten çok beğendim. Zaten hep anlatıyorlardı. O zaman çalıştığım kanalda Yusuf'u anlatan, işte övgüyle bahseden cümleler kurdum. Ailesinden birisi izlemiş. Çocuk o kadar ince oldu ki bir gün sonra böyle telefonum çaldı. Abi merhabalar ben Yusuf Yazıcı çok teşekkür ederim diye. Ya eski kuşak adamı 5 maç överiz, 10 maç överiz, 15 maç överiz yani e bari böyle toplanak ilah diye ki o seviyede överiz. 16. maç kötü oynar, deriz ki bu maç kötü oynadım baba deriz, herif arar der ki ulan Aleyice sen kimsin beni eleştiriyorsun, senin en iyi oynadığın takım 3. ligde. Bravo. Hiç kafaları basmadı. Ulan sizin kuşağın en iyi hocası Mourinho, 3. lig bile yok. Arsene Wenger, Strasbourg. E, ben Neyse bunlar bitti yani. ama hala bunlarla mı uğraşıyorsun ama bu, ya boş Hayır bu çok önemli bir kuşak farkı. Şimdi mesela he. İşte Ozan Kabak lisede ders seçecek. Yabancı dil. Diyor ki Ozan, Almancayı seçeyim. Ailesi diyor ki, neden oğlum Almanca? E baba, Bundesliga'da oynarım Almanya Ligi'nde. Bak. Lazım olur. Şimdi, Tabii. Öbürü, ya okulla... Futbol bir arada gitmiyor eski kuşak. Abi gidiyor işte adam mesleğinde faydalı olacak şekilde öğrenmiş. Yani. bir de şu da var Ali ama bizim Mehmet Demirkol sık sık söyler onu. Hakikaten konvertibilitesi önemli. Yani bizim oyuncuların konvertibilitesi düşüktü bugüne kadar. son bir, yani yurt dışında Türk oyuncular, işte yabancı takımlar, Avrupa'daki takımlar oyuncu seçerlerken, o scout'ı yaparken Türk oyuncular listelerine girmiyordu. İyi veya kötüden bağımsız. Girse bile olarak. Şimdi artık giriyor. Olarak... Daha konvertibil. Yani Türk oyuncularda artık Tabii. dışarıda başka takımlarda oynayabilecek. Mehmet Çumuş da söylemek istiyorum En güzel örnek Mehmet Topuz'du. İstanbul'un üç büyük takımdan ikisi Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin bir transfer savaşında 8-9 milyon yürüyor yükselen bir bonservis hmm. bedeli var. Kayseri Spor'daki Mehmet Topuz ama Londra'da, Berlin'de, münih'te yani konvertibilite uh -huh. o paranın yarısı bile etmiyor, etmiyor. 4 milyonluk evet. bile teklif yok o Tabii. dönemde. Şimdi mesela Zeki Çelik, Lili isterken Beşiktaş da istiyor. İşte başka genç oyuncuyu, şimdi yurt dışında oynayan, isim vermiyorum ama işte, Galatasaray istiyor ama Avrupa'dan takıma da gidebiliyor. Uh -huh. Bu söylediğim oyuncu bir Ozan Kabak değil. Ozan Kabak kulübüne para kazandı. Yani Mehmet'in o söylediği konvertibilite çok önemli. Konvertibilite en basit. Euro her yerde geçiyor işte. Yani. Avustralya'da da alışveriş yapabiliyorsun. Yani şu anda artık Türk futbolcu, evet. genç oyuncu dedim mi alıyorlar. Yani artık bu bir karşılığı, karşılığı var. Kanada'nın kuzeyinde de yapabiliyorsun euro alışveriş. Şimdi Türk futbolcu da böyle oldu. Evet. Özellikle savunmacılar olması. Yıllarca çok Doğru. sıkıntı yaşadığımız Doğru. bir mevki. Yani Mehmet Topal bir böyle defansif orta saha. Kariyerinin en başarılı dönemleri. O da Valencia'da oynadı. Ama milli takımda stoper eksikliğinden onu stopere çekerek ona da takıma da biraz böyle zarar verdik. Vermek zorunda kaldık. Şimdi seçmeyen beğen oynat. Mert Çetin çıktı Roma'da oynamaya başlıyor. Ee, sezon başında Ersun Yanal Mert Çetin'i istediği zaman hemen o iş klasik dedikoducu refleksler bazı meslektaşların. Aradan komisyon indirecek. Ee, Or Roma'yı alırken Roma'da kim indirdi? Papa mı indirdi? <gülüyor> <gülüyor> Abi o kadar şüpheci adam var ki şeye bağlar. <laughs> Tapınak şövalyeleri falan filan mı ya? <laughs> Abi iyi oyuncu işte konvertip Bunu anlayın artık. Peki yani. bir şey soracağım sana. Sen genç bir oyuncu olsan, 18 Genç yaşında, bir oyuncuyum zaten. 18 yaşın altında bir oyuncu olsan o zaman yaş söyleyeyim, şeyle, dönemle söyleyeyim. Hangi Türkiye'deki üç büyüklerde mi oynamak isterdin yoksa Avrupa'daki sıradan takımlarda mı oynamak isterdin? Daha böyle orta sıralar. Benim böyle kariyer planım hep şöyleydi. Türkiye'deki dört İstemekten büyüklerden... İstemekten bahsedeyim. Tercih ederdin diyeyim. İstemek başka bir şey. Tabii Türkiye'deki dört büyüklerden mümkünse Beşiktaş'ta oynamak. Olmadı bir Trabzonspor'da oynamak. Çünkü bir altyapısı çok iyiydi. Benim çocukluğumda da. Ben bir kere altyapısı iyi olan bir takıma gitmek isterdim. Örnek vereyim. 12 yaşındaydım. Fransız okula gönderdiler. Ben istemiyorum yani. 12 yaşındayım. Akşam yemekte babama dedim ki baba sana böyle teessüf ederim. Ne diyorsun lan sen dedi. Almanca okula versene. İşte Borussia Mönchengladbach'a giderdim ben. Hani altyapı. Çok iyi aka böyle taylar yani genç önce yetiştiriyor. Ama tabii en büyük hayalim Beşiktaş'tan Liverpool'a transfer olup transfer rekorunu kırmaktı. Çünkü... Şimdi ben de sana diyorum ki Beşiktaş'tan Liverpool'a transfer olamazsın. Olamıyorsun. Şimdi... Ama Liverpool'dan Beşiktaş'a gelebilirdin. Çünkü böyle bir tesporun teklifini var, ben böyle Türkiye'de. kabul ederdim. Bak şöyle bir durum var. Ben bunu bir araştırdım. Ee, geçen sene bakmıştım. Yenileme, yenilemek lazım aslında. Şu anda değişmiştir. Ee, 18 yaşının altında parlayıp Türkiye'de yıldız olan oyunculara baktığın zaman hiçbiri Türk takımlarından yıldızlaşamamışlar. Yok onu Emre gitmişler hariç. Türkiye Ligleri'nin e, dişlileri arasında. Son dönemden bahsediyorum. Hı. Ama yurt dışına gitmiş. Bir süre oynamış. Keşfedilmiş. İşte neyse gitmiş orada bir süre oynadıktan sonra Türkiye'ye gelmiş yıldız olmuş oyuncular var. Doğru söylüyorsun. Yani Türkiye'de bu büyük takımların transfer edip işte bu genç yetenek bize ileride lazım olacak deyip de aldığı oyuncular o ağır dişlilerin arasında yok olup gidiyorlar, böyle, ezilip al, gidiyorlar. Al, al. Dolayısıyla bunların yurt dışına evet. gitmesi ben sana şunu önerirdim <laughs> Ali sen 17 yaşında yetenekli bir oyuncusun git. Git kardeşim, İskoçya zam Ligi'nde oyna. Oynarım Git. Ha, Belçika ya. Ligi'nde oyna. Anladın <laughs> mı? Yani şey, Türkiye'de henüz oynama. Bak senin Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın tekliflerini bu sene kabul etme. Ha, Oradan gelirsin derdim sana. Güzel, güzel. Çok doğru, çok doğru. Çok doğru yaklaşım. Hı hı. Ben niye hiç Middlesbrough'a Stock City dedim? Tuncay Şanlı bu takımlara gittiği zaman vay hı. efendim tabii ki Fenerbahçe çok büyük takım canım. Bunu kimse sorgulamıyor da İngiltere Premier Lig Türkiye Süper Ligi'ne göre çok daha süper. Şimdi daha da. Tabii. Arada çok büyük fark var. Yani orada bu takımın büyüklüğü değil, ligin büyüklüğü yani. Avrupa'nın 5 büyük ligi diyoruz. Bu hafta sonu Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde Türk futbolcuların vay damgası hı. var. Yani A yıldız gibi, milliyetçiliğim diyenler Yeler futbolda... Neler yaptıklarını biliyorsun onları. E Çağlar golü Attı. attı. Onun dışında savunmada da yine çok iyi performans stoper olarak. İşte, maçın oyuncusu seçildi. Leicester City'de. Evet. Cengiz Ünder uzun sakatlıktan sonra bir takıma girdi. Hı -hı. Sakatlığını atlattı Roma'da. Roma'da Mert Çetin genç yeteneklerimizden üst üste oynadı. Evet maçın sonunda bir kırmızı kart gördü ama o yaptığı hamleyle Roma'ya puanı getirdi. getirdi. Doğru. Yani bu takımı için gördü. Hı -hı. Yusuf Yazıcı zaten her maçı üstüne koyuyor. Ki Lil'in hocası da dedi ki daha bunlar bir şey değil. Daha da yetenekli demeye getirdi. Hı -hı. Ozan Kabağan golü. Aslında bir hafta içinde bir Ozan Kabağ'ın hocası Wagner Schalke'de. Ozan'ı daha iyi seviyede beklediğini, henüz o seviyede olmadığını söyledi. Buna rağmen maça 11'de Doğru. başladı ve çok iyi performans. Hocanın da çok hoşuna gitti. Yani verdiği reaksiyon önemli. Doğru. Şimdi dediğim, eski kuşak futbolcu dedim ben size. Benim yaşıtlarım sorun. Tugay abiler değil. Oğuz abiler değil. Ama benim yaşıtlarımda en büyük sorun. Burundan kıl aldırmama. Küser abi. yani Hocanın kuyusunu kazma vardır ya mesela. İngilizce'de böyle bir laf yok biliyorsun değil mi? <laughs> mesela meyve Kuyu veren kazma. ağaç taşlanır. The, the tree who gave fruits is being işte are being thrown Stones on, on it falan böyle bir şey yok yani anladın mı yok çünkü yani İngilizce de o yüzden söyleyemiyorum. Bunlar Türkçeye özgü. Tuhaf şeyler. oldu Ama mi? zaten tuhaf da bir durum. Abi şimdi mesela Cenk Tosun uzun süre hocası oynamadı lig kupasında zayıf takıma karşı FA Cup'ta falan ama bulduğu süreye oranla golü buldu. Hani hep şimdi herkesin kafada şu var Cenk oynayacağın takıma git. Evet, tamam ama forma verilmez alınır ya. Cenk Tosun Tabii. Beşiktaş'ta da Cenk Tosun'a forma verilmedi. Cenk Tosun aldı. Hı hı. Önce Rem baba vardı önümde. Hatta Mustafa Pek demek de vardı bir kafada. Önce yani. Mustafa Pek demeyi alırdı sonra Cenk'i düşünürdü. Çünkü haklı olarak Mustafa Pek demeyin o zamanki performansını hatırla. Ondan beklenenleri hatırla. Hepimiz onu bekliyorduk zaten. Vallahi, Sen beklemiyordun galiba. <laughs> Mustafa Pek demek Beşiktaş'a şey ilk geldiği zaman çok şey bekliyordum. Çok şey bekliyordum. Ağır bekledim. sakatlıkları geçirmeden önce. O i̇lk sakatlığı Slaven zaten. Bilic döneminde ben böyle biliyorsun Slaven ben bayağı burada Hı. bir yakın arkadaş. Biliyorum. Gitar arkadaşlığımızı tabii tabi, tabii beraber gitmiştik ama arkadaşlığımızı zedeleyen en büyük olay Why Always Mustafa Pekdemek diye bir gün sordum. Yani hı. niye Cenk Tosun değil de Mustafa Pekdemek önce oyuna giriyor? Pekdemek de girsin tamam ama hani Santrafor iki diyeceksen ya işte onun bakış açısı. Tek tartışmamız odur. Tek tartışmamız odur gerçekten. Ya. Neyse. Ve haklı çıktım diyorsun. Ya yok haklı, haklı çıkma çıkmadın falan değil Mustafa ya. Mustafa Pekdemek çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Tabii ben musun? zaten hayat hiçbir zaman bir haklı olmak istemiyorum. Hı hı. Mutlu olmak istiyorum hı. ve şu çocuklar beni çok mutlu ediyor. Yani bunların böyle, bunların böyle çocukluğunu biliyor olmak da çok güzel bir duygu. Neden? Bu bir altın ordu projesi İlk çıktığı zaman hatırlarsan senin o zaman müdürü olduğun TV işte, Spor'a ben ilk programından birine böyle altın ordu işte, şu şovun üstüne çıkmıştım. Orada bile vay efendim tarafsız yorumcu böyle mi oldu? Ulan taraflıyız işte Türk futbolcunun tarafındayız. 11 Türk oynatıyor adamlar bunun tarafındayız. Mini Projeyi destekliyoruz takımı proje destekli. değil. Al işte gördük evet. iki tane mini takım banka oyuncusunu çıkardı o proje Çağlar Cengiz. Bak o proje ben sana bir şey söyleyeyim. Bir yatırımcı için parası cebinde parası olan bir yatırımcı için çok karlı bir iş gerçekten kutlarım şimdi bir yandan sen hani bir romantik bakış açısıyla işte şey giyiyorsun falan bak bizim işte Türk futboluna yeni yetenekler kazan bir yandan da iş adamı gözüyle bakarsan da akıllı bir yatırım bak fabrika gibi çatır çatır futbolcu üretiyorlar Valla bu o dediğine Bey, asıl doğru mu Ben gözümle gördüm. De, 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 şey dediler, de, diyordu. Yok mu ya yeni? Satmamız lazım. Bütçeye baktım bugün diyor. İşler öyle yürüyor orada. Asıl bu dediğine anladın romantik mı? Diyecekler, Bayağı biliyor bir musun? fabrika. Hemen böyle sıcağı Şan'a anlatayım. Altın orada ilk başladı. Bir sene sonra bölgede daha fazla scouting ve genç oyuncuları yetiştirme projesini büyütmek adına İzmir'den sonra bir de Kuşadası'nda tesisi aldı. Hı hı. O çocukların git geli zor olduğu için, çünkü böyle Kuşadası'nda da olsa E5 diye tabir ettiğimiz şehrin dışında bir tesis. Yani yanında evler. Yok. Bunun için de adam otel aldı otel. Orası, otel çocuklar kalsın diye. Yaptı oraya tesis evet. de var. Ben gittim oraya. İnanılmaz otel mi? aldı, sahilde Altınordu projesi beraber aldılar ve hiç unutmuyorum. Yanımdaki iki arkadaşım işte iş adamı onlar. Seni onlar şimdi izlediler demin. Diyecekler ki ne kadar romantikler. Ben onlara söylediğimi sana söyleyecekler ama ben diyeceğim ki yine onlara o zaman söz. siz de ne kadar ikiniz romantiksiniz diyeceğim. Niye? Ulan ne diyor ki? otel alırsın. Şu kadar turist gelir, bu kadar para kazanırsın falan. Güzel de abicim. Ne kadar para kazanırsın? Ne kadar para şey Ya para bir ha, yap o bana. zaman yap turist ya, geldi. Ya. Ya. 7 sezon bir, bir daha da tane otel kaç yatak? Herkes mi onun? Adam güzel çok için otel mı? almış ya. 50 yani. yataklı. Değil mi? Kaç yataklı? Falan. Kaç para kazanırsın i̇şte. Bak bir tane Cengiz Ünder'den kaç para kazandı Altın Ordu bana ha. bir söyler misin? Bir tane oyuncu. Başakşehir'e sattı bir de Başakşehir'den Roma'ya satışından pay aldı. Tabii. Hala Şahlar da kazanıyor. önce Almanya'ya sattı oradan pay aldı. Tabii. Ya onun dışında mesela şimdi yeni bir çocuk bulmuşlar stoper oyuncusu Ravit. Çok Hı. iyi. Türkiye Cumhuriyeti. Türk tabi ya, o da. Hı -hı. Türk sütsünü oynuyor işte. Ya bunlar çok önemli. Bir de herkesin el atması gerekiyor. İşte Ozan Kabak. Hakikaten ya yani şimdi orada Galatasaray altyapısında böyle Ali Yavaş kimleri kimleri yetiştirdi. Ama onu nasıl yetiştirdiğine dair gereken değer verilmedi. Çünkü sürekli yönetim değişiyor mesela Galatasaray'da. Yönetim değişiyor, teknik direktör değişiyor, teknoloji direktör değişiyor. Altyapıcı böyle saçmalık olmaz. Bu oyuncuların yetişmesinde rol oynayan herkesi, Çağlar'ı, Cengiz'i, Yusuf'u, bütün bunların hocalarını bizim daha fazla onurlandırmamız Onları daha fazla bir haber yapmamız, onlarla daha fazla fikir alışverişine girmemiz Tabi. gerekiyor. Tabii. Çok iyi hatırlıyorum. Çağları ilk gördüğüm zaman dedim ki, bak bak dedim, tipe bak, kesin dedim stoper. Niye? Alıyor arkadaşına şaka. Şimdi sana yapmayayım burada. Gençlere de yapıyor ama alıyor böyle kolunun altına kafasını sıkıştırıyor falan. Dedim bu kesin stoper. Falan. Onu geçen... bana yapma. Yok sana yapmıyorum. Yok. <laughs> Güntekin gelirse kırar, beraber Güntekin yaparız. Yaparız. çok iyi onları değil mi? Rıdvan abiyle. Böyle bir de oynuyor tiyatro. Bak şimdi sen savunmacısı hocam. Neyse Çağlar'ın geçen öbür Güntekin ile ağırdır var. sakın diyeyim sakatlar makatlar başın ya. derdi girer. Ha. Bildiğin Güntekin eli şey <laughs> gibi. Ya gibi. yanlışlıkla <gülüyor> sakatlar <laughs> boynun kırılır Allah korusun. O <laughs> sana hani böyle ceketle eskiden maça gittiği zaman kendini nasıl savunduğunu altına hala atılmıyor. Neyse Çağlar'ın da Leicester'da yapılan bir röportaj, Leicester'da arkadaşları falan filan anlatıyor, hocaları falan. Diyor ki, garip bir çocuk dedik en başta hani. Alıyor birden arkadaşının kafayı, <laughs> Türk oğlum dedik ya yani, Dur daha, tesislerde daha üzerinize araba sürecek. Şaka yani. Tabii. <laughs> <Yani. gülüyor> Ama orada işte... Oradaki Türk stoper kim yani Türk stoper hakikaten mesela Meriç Tekesi şimdi Ronaldo'yu falan yapmıyordur ama öyle Juventus'taki gençten elemanlara gel bakayım falan filan bilmem ne yani. Ya şimdi şakalar ya. Ben nelerini gördüm. De. Herkesin bir oyun karakteri. Bak bir yandan bakıyorsun Merih'e, şeye de başlamış. O işte mamma itirazı var ya böyle Hı -hı. <laughs> İtalyan stoperin mamma mia itirazı. Budur ama. <laughs> Ya adapte oluyor kültüre çocuk. adapte oluyor. İşte, Tabii. Ozan Almanca önemli, önemli. gidiyor oraya. Tabii. Almanya'da önce başka takımda oynuyor. Aha. Sonra daha iyi takıma gidiyor Schalke'ye. bunlar çok önemli şeyler. Tabii. İşte Tabii. önce bir Sassuolo'ya gidiyor Meri. Oradan daha sonra Juventus'a gidiyor falan. Türk çocukları. Demek orada Apfelstrudel yiyor. Şey Tabii. aram lokma <laughs> tatlısı niye yok <laughs> demiyor. Ha? Yani <laughs> abi onlar çok önemli şeyler. <laughs> Mesela gidiyordu bizim oyuncular. Ya ben çok özledim falan. Abicim güzel de biraz empati kur. Örnek adam böyle Kadıköy'de oturuyor ama sürekli iş için Halkalı'ya gidiyor. Seninki de öyle göreceksin. Artı daha güzel bir şey var. Bize kimse vay Ay Yıldızı çok iyi temsil ettiniz demiyor. Sen ülkeni temsil ediyorsun abi. Daha büyük bir bir onur olabilir mi ya? Tabii tabii. Fransa'dayken bana bilmem çok iyi işte doktora da çok iyi dereceler aldı diye baş konsolos böyle plaket takdir etti. Ben kendimi Dünya Kupası'nı kaldırmış gibi onurlandım. Orada Fransızlar, Fransızlar, teyzeler, teyze her şeyi beğendi. Hala diyor ki bu ama nerenin aksanı? Nerenin aksanı? İstanbul aksanı kardeşim. Yani. yani, yani. <laughs> İstanbul'da okuduk. Burada da bu şey çok önemli. Bu yeni kuşak çok mutlu ediyor. Milli takıma katkısı çok büyük. Ya şu artık bak bu eski yıldızları getirip getirip ondan sonra da böyle havaalanlarında karşılayıp sonra da bunları böyle işte Red Kit'te vardı ya katranlı tüyle yollamak. <laughs> katranlı tüyle yollamaktan <laughs> sıkılmadım artık bu Türk futbolu ya. Ya bunlar gidiyor adam bekliyoruz nerede abi? Nerede Falcao ya? Ben tatmin olmuyorum yani bununla ilgili olarak. Neden Türkiye değil? Niye burada tedavi olmuyor? Hastaysa neyse vesaire. Ya şimdi bunlar bunun gibi böyle bir sürü yaşadık biz. İçlerinden iyiler Hemen ben bunları yaşayınca karşı örnek getiriyor. Ama bilmem neden oynadığım çok büyük katkı ya, işte, ya Tabii sağlayacak bir sürü para veriyorsun. Tutar, sol. Ya tutarsa ya oynuyorsun zaten. Ama verdiğin paraya bak, harcadığın paraya bak ve ziyan ettiğin para. Bunların ikisini karşılaştır. Bak koca bir altyapı operasyonunu 10 kere yaparsın o ziyan edilmiş paralarla. Dolayısıyla bu bir emek işidir, bu bir akıl işidir ve bu bir bilimsel bir tavırdır bu. Bu bilimsel tavırı da ortaya koymak lazım. İşte Altınordu yapıyor bunu. Her şeyiyle. Ya bir business yapıyor. O business yaptığı business'ın içinde hakikaten işte pazarlama bilimi de var. E i̇şte futbol bilimi de var, spor bilimi de var. Satış bilimi de var. İnşaatçılık var, organizasyon var ve bu bir iş. Sonuçta da üretim yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Mevzu budur. Bu meseleye böyle bakabilirsek o zaman işte o eski yıldızları getirip ondan sonra da katranlı tüyle yollamaktan vazgeçeriz. Bu çocuklar gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ve hedefteki gibi sporcularda hem zekiler, hem çevikler, hem de ahlaklılar. Evet. Örnek vereceğim bir Cengiz Bak, Bunların zeki olması yetiyor biliyor musun? Alaklılar ve zeka şöyle. Hı hı. Ya Eğlenceli zeki adam, ahlaklı. Şenlik. Ya futbol, yani şenlik. Nasıl futbolcu olacağını biliyor işte bu adam. Çok önemli. Zaten altın Altınordu futbol mesleğiyle olsun diye Zeki Çelik zaten. Zaten Zeki Çelik yani. Zeki <laughs> Çelik. Yalnız şöyle bitireceğim. Cengiz Roma'dayken Lazio maçı falan yayıncı kuruluşa bağlanıyor. Moderatörde bizim Güntekin. Cengiz diyor ki Güntekin abi sen de Laziolusundur ama falan Yok yok falan diyor Güntekin kıvırıyor abi. Ben böyle bir şey yapmıyorum diyor ki yok ben torun olayım falan. Hani ulan ne ben... yazar. MKG'ye bir kere Lazio'yu Lazio diye telaffuz etti diye sanki böyle MKG İtalyan lisesi mezunu. Ulan zor yani hani. Ben sırf Güntekin sinir edecek diye beni Lazio Lazio diye bir çalışıp geliyordum. Lazio dememek için. Cengiz diyor ki abi sen de Lazio'lusundur ama diyor yok öyle bir şey diyor abi. Bak. Şey Güntekin. Evet. Mi? Değil, mi? değil mi abi Lazio sempatizanı? Lazio'da hem Lazio hem de Torino Sever tutulur mu? Tur o da enteresan. Ha. Yani. Ha. O asıl yani enteresan. Hem Lazio hem Roma tutulmaz bir tek. Ya olmaz da hem e Lazio tutulmaz. Torino. Ya. Bir yani. iki ayrı takım tutulur mu? olabilir ya. ya. Neden Nasıl olabilir abi? İtalyan ligi. Nin... Altılıdan yan mı Gündekin... bu? Tabel ayağını dört ota birden oynuyorsun. İtalyan ligini çok sever. <laughs> Yani bu en kötü zamanlarında bile hani bu böyle sürekli savunmada oynadıkları evet. o rezil statlarda oynadıkları dönemde bile İtalya Ligi'ni takip eden çok az dünyadaki az sayıda insan. <laughs> İtalyan olmayan. İtalyan ama olmayan, İtalyan'dan çok aynen. İtalyan gibi İtalyan İtalya mı? A İtalya'da. Neyse çok sevdiğimiz. Güntekin bölümünü tamamladık o programı. Programı da tamamlamış oluruz <gülüyor> <gülüyor> Güntekin'le beraber. <laughs> Neyse İtalya'yı seviyor ama işte İtalya'daki ırkçılığı hepimiz esefle evet. kınamaya devam ediyoruz. Kınamakla aynen. kalmıyoruz. Gel burada yap. Gel burada yap göreyim. Göreyim. Hadi bakayım bizim takımlardaki herhangi bir siyah oyuncu gelin burada yapın. Bakalım. Bak ne oluyor. Orta çağ zihniyetiyse kralını gösteririz. yani Ondan da belirteyim. İtalyanca altyazı koyalım buraya. Aynen yayınlayalım. Bunu. Çok teşekkür ederiz Fuat abi. Haftaya yine görüşürüz.